şimdi son söylenen sözlerin altında ezilerek güç bir başlangıç yapmak durumunda kaldım. Öncelikle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Turgut Bey'i ölümünden bu yana defalarca andık. Onunla ilgili programlara, toplantılara katıldık. Ama bunlar birer kuru anma şeyinin ötesine, eylemin ötesine genelde geçmedi. Ama bugünkü toplantı bir milat gibi geliyor bana. Turgut Bey'in esas özlediği şehir ve mimarlık meselelerinin kendi bağlamında tartışıldığı ortamların vücuda getirilmesiydi ülkede. Bunun eleştirisini her zaman yaptı. En çok da Halil İbrahim de bilir, yakın çevresinde işte televizyonlarda örneğin futbol programlarına ayrılan, o tartışma programlarına ayrılan sürelerin ne kadar nafile yere heba edildiğini, onun yerine sanat, şehircilik, mimarlık, felsefe gibi tartışmaların yapılması gerektiğini sıklıkla dile getiriyordu. Kendisini tekrar böyle bir vesileyle anmış olmamız bence doğrusu çok önemli. Bilim Sanat Vakfı'na bu anlamda tekrar teşekkürü bir borç biliyorum. İstersen birinci slaytla şey yapalım. Bir önceki. Bir ön alttaki. Şuna basarak devam edelim. Evet. Hepinizin kolaylıkla tanıyabileceği gibi Ulu Cami'den ötürü en azından Bursa'dan bir görünüm. Sadece Bursa'ya özgü bir şey de değil bu o günler itibariyle. Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerinde, farklı bölgelerinde bu anlamda birçok güzellik eş zamanlı olarak yaşanıyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Turgut Bey'in tanımlamasıyla bir cennet, çocukluğunu da orada geçirdiği için uzun uzun Bursa anılarını dinleme fırsatım olmuştu. Buradaki bu fotoğrafın bizleri ya da en azından beni bir mimar olarak etkiliyor olmasının ardında yatan en önemli şeyin, unsurun aslında mimarinin bir boyut arkasına geçerek fark ettiğim bir şey olduğunu sizinle paylaşmak isterim. Bu şehir dokusu bir ucundan diğerine, yani merkezinden son bulduğu sınırlara kadar aslında hiçbir kalite farklılığı, bir standart farklılığı göstermeksizin, Yunus'un demin önemli işaret ettiği gibi, burada vücuda getirilmiş olan güzelliği Bursalı her ferdin istisnasız büyük bir özgürlük içinde yaşayabileceği bir bütünlük olmasında bence. Yani burada fakirler için bölgelenmiş bir başka bölge, şehir parçası yok. Fakirlerin oturduğu sokaklar yok. Çöküntü bölgeleri yok. Bir standartlar düzeni var ve bu standartlar düzeni içinde herkes, tabii ki gelir farklılığı söz konusu. Kiminin mekanları biraz daha geniş, kimininki daha alçak gönüllü. Ama sonuç itibariyle burada yaşanan hayat, caminin merkezini teşkil ettiği mahalle ve onların birbirleriyle oluşturduğu hiyerarşik düzen içinde ortak bir hayat. Buradaki insanlar ortak bir hayatı yaşıyorlar. Üzüntüde, sevinçte, her zaman birlikte büyük bir dayanışma içinde yaşıyorlar. Bence Osmanlı şehrinin insanlara verdiği, insanlığa verdiği en önemli şey bu. Tabii bunu tesadüfen el yordamıyla elde etmemiş olduklarını da sevgili Yunus'un sunumundan gayet iyi anlıyoruz. Bir şehir fethedildikten sonra yaşanan ihya ve inşa süreçlerindeki o ayrıntılı şemasında anlattığı gibi arka planının ne kadar dolu olduğunu, ne kadar önemsendiğini şehri ihya ve inşa etme süreçlerinin ortadayken
tesadüfi bir şey olmadığını, bilinçli, kendine özgü ve son derece mimari açıdan da başarılı bir ürün vücuda getirdiklerini atalarımızın üzüntü içinde bugün görebiliyoruz. Buradaki güzellik seyredilen bir güzellik değil. Yani Bursalıların hiçbiri gidip de karşıdaki herhangi bir tepeden, Uludağ'ın yüksek kesimlerinden Bursa'nın güzelliğini seyretmek gibi bir eylemin içinde olmuyorlar. Onlar güzelliği bu şehrin içinde, bu şehrin her santimetre karesinde bilfiil yaşıyorlar. Bu Osmanlı'nın insanlık tarihine sunduğu, uygarlık tarihine sunduğu çok çok önemli bir ürün. Yani seyredilen değil, yaşanan güzellik. Bu bütün şehirlerde öyle. İstanbul'da seyredilen bir güzellik amacına yönelik olarak geliştirilmiyor. Silüet denen şey Osmanlı'nın uzaktan yakından önemsediği bir şey değil. Biz buraya şunu yaparsak bu silüette karşıdan uzaklardan güzel görülecektir. Şöyle yapalım veya bunu tavsiye edelim gibi bir kaygı taşımıyorlar onlar. Onlar eklenecek, şehre eklenecek olan herhangi bir unsurun, bu büyük bir cami de olabilir, küçücük bir ahşap ev de olabilir, bir konak da olabilir, mevcuda ne katacağını, mevcut yaşantıyı nasıl etkileyeceğini, bunun sorumluluğunu sonuna kadar taşıyarak oraya bunu koyup koymama kararını verip sonunda inşa ediyorlar. Bunun en büyük göstergesi Topkapı Sarayı. Kocaman dev imparatorluğun, devletin, padişahların yaşadığı bir kompleksin manzara seyretmeye yönelik hiçbir şeyi yok, bölümü yok. O kendi içindeki hayatı en organize şekilde mümkün kılacak bir yapılanma. Şimdi buradan biraz daha ileriye gidelim. Demin Aynur Hanım'ın söylediği bir şeyi de bu noktada belirtmem olumlu olur. Dam meselesi. Şimdi Urfa'da ev yapıyorsanız, Urfa'da damda yaşama, damda yatma, damı kullanma gibi bir gelenek varsa ve sizin yeni ekledikleriniz, yeni inşa ettikleriniz dam kültürünü onların elinden alıyorsa ve Urfalı buna tepkili ise, yanlış yaptığınızın farkına varıp oradaki davranış biçiminizi, yaklaşımınızı tahsiye etmek gibi bir görevle, vazifeyle karşı karşıyasınız. Ama eğer bunu yapmayıp dam meselesini bir ilkellik, geçmişte kalmış bir yaşantı unsuru olarak görüyorsanız, o zaman şehirleriniz damdan başlayarak, dam meselesinden yavaş yavaş bir başka şeye doğru dönüşüyor. Doğrusu ben şahsen tarihçi değilim. Sadece bir tarih, mimarlık tarihi özellikle meraklısı olarak Turgut Bey'le yaptığımız konuşmalardan da hatırladığım kadarıyla ikna olduğum husus şu. Osmanlı Devleti işte Pasarofça, Karlofça sürecine doğru gelip yenilgiler tatmaya, toprak kaybetmeye, yani büyümeden küçülmeye doğru geçmekle geçtiği andan itibaren hayat yaşama algısında bir değişiklik olmaya başlıyor. Yani yenildiği batıyla ilgili olarak onu sanki taklit etme, onun yaşadığı gibi, yaptığı gibi yaparak onunla rekabet edebilme gibi bir yanlışın içine düşmeye başlıyor. Bunun da hepinizin bildiği gibi 28 Mehmet Çelebi 1700'lerin başında Fransa'ya o uzun seyahatini yaptıktan sonra dönüp kaleme aldığı rapor niteliğindeki sunumunda Fransa'yı, Fransız şehirlerini, Fransız bahçelerini o kadar büyük bir övgü, iştiyakla, övgüyle anlatıyor ki ondan sonra sistem yavaş yavaş işte 3. Ahmet Çeşmesi ile başlayıp Sadabat kasırlarıyla hayata geçirilen bir zariflik, hoş olma, işte süslenip püslenerek insanları etkileme gibi bir yaklaşımın içine giriyor. Yani asli olan
doğrudan hayata dair olan, gerçek olma gibi bir özellik taşıyan mimarlık yaklaşımı işte rokokoyla, barokla, ampirle, neoklasikle Osmanlı'nın hayatına giriyor ve büyük bir dönüşüm, değişim süreci yavaş yavaş şeye giriyor. Hatta başlangıçta pek de yavaş da değil aslında. Ama şehir dokularımız buna olabildiğince, çünkü daha halkın yapma gücüyle, halkın iradesiyle vuku bulduğu için buradaki geliştirme süreçleri daha yavaş etkileniyorlar. Ama sonuçta bu geldiğimiz noktaya, o hızlı dönüşme, başkalaşma süreçlerinden geçerek maalesef geliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bazı gerçeklerle karşı karşıyayız. Bunları yadsıyamayız, yok sayamayız. O da nedir? Şehir nüfusu artıyor. Yani şöyle bir istatistiki bilgi vereyim. 1927'de Türkiye'deki nüfusun %23'ü şehirlerde, %25'i şehirlerde, 75'i kırsal kesimde yaşarken 2012 ya da 2014, tam şey yapmayayım, bu oranlar tam tersine dönüyor. Yani şehir nüfusu %75-77'lerde bugünlerde, kırsal nüfus ise %23'te. Yani kırsaldaki insanlar şehirlere, şehirlere derken nüfusu 10 binin üstündeki kasabalardan tutun da işte 100 binlik, milyonluk şehirlere akıyor. Peki bu dünyada böyle değil mi? Dünyada da aynı eğilim var. Dünyada da Birleşmiş Milletler raporlarına göre aşağı yukarı, yanlış olmasın ama, 60'larda şehir nüfusu, şehirsel nüfus. Dünyada da aynı eğilim var. Biz tabii bundan uzak kalamıyoruz. İstanbul bugün 15 milyonluk bir şehir. Galiba Avrupa'nın en kalabalık şehri, dünya ölçeğinde de 15-16 gibi sıralarda, durdurulamayan bir şey var, göç var. Bunun da neticesinde şehirlerimiz maalesef bu nüfus yoğunlaşmasının yüklediği büyük zorluklarla baş etmek zorunda. Yani bugün mimar olarak geçmişe özlem duyan, geçmişi hayırla yad eden insanlar olarak şehirlerimize bakıp da ah ne güzel oldu, çok güzel oldu işte falanca şehir, Ankara, Tokat, İzmir veya İstanbul dememiz imkan dahilinde değil. Ama bir şey unutmayalım ki idareler de, yönetimler de bu büyük zorluklarla baş etmekle mükellefler ve orada bir takım imkan ya da imkansızlıklarla boğuşuyorlar. Şimdi bu noktadan itibaren Turgut Bey'in yeni şehirler projesini gündeme getirmesi, eğer ki bir yerde bir oluşum büyük dönüşümler olumsuz anlamda geçirmiş ve aşağı yukarı işte bitme noktasına gelmiş veya bitmiş, özelliklerini tamamen yitirmişse, onunla yeniden vakit kaybetmenin, tabii ki onu hayata döndürmek için gereken şeyleri yapacağız ama bir örnek vasfını kazanabilecek düzeye dönüştürmenin gerektirdiği uzun süreleri bir kenara bırakıp tamamen sıfırdan bir başka yerde, başka noktada yeni şehirler vücuda getirerek bunların örneklerinin çoğalmasını sağlamaya yönelikti. Çok inançlı bir şekilde başladı. Yunus'un da anlattığı gibi aslında adım adım bu hızlıca hayata geçirilebilecek bir organizasyon şemasını ortaya koydu ve bunu başbakanımızla da, o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakandı, paylaştı ve yakın ilgisini gördü. Ama sonra bürokratik bir takım engellerle hayat bulmadı bu şey. Ama yapılamaz olduğundan değil. Onu kesinlikle size paylaşabilirim. Şimdi bundan bir sonraki şeye geçersek,
Bursa bu halinden bugün şu duruma dönüştü. Buna baktığımız zaman bu resme hepimiz çığlık atıyoruz. Yani böyle bir şeyi yaşamamamız gerekirdi. Bursa'ya bunu reva görmememiz gerekirdi noktasında herhalde hiç kimsenin itirazı yoktur. Bu yanlış, dilerim ki daha fazla şey yapmadan, Bursa'yı etkilemeden belki geri dönülür veya başka şehirlerde vücut bulması engellenir. Bu oluşum ortaya çıkmaya başladıktan sonra birçok şehrimizde silüet meselesi gündeme geldi. İşte yoğunlaşmalar, yüksek katlı yapılaşmalar. Doğal olarak zaman içinde ufki şehir, yani bu dikey gelişimden artık vazgeçelim, onun bütün olumsuzluklarını gördük, denedik, yaşıyoruz, yaşamaktayız. Gelecek nesilleri daha fazla bu yanlışlarla yaşamak zorunda bırakmayalım noktasında ufki şehir dillendirilmeye başlandı. Ufki şehir tabii ki temel özelliğiyle bu tür yapılaşmaların karşısında adeta bir ilaç gibi sunulabilecek, ele alınabilecek bir yaklaşım. Ama ben doğrusu ufki şehrinde eğer ki bizim geçmişimizde örnekleri bol miktarda mevcut olan bizim geliştirdiğimiz kendi coğrafyamıza, bizlere ait yaklaşımlarla ele alınmadığı müddetçe tekrar bunun bir başka versiyonunu, bir başka türünü ortaya koyacağını düşünüyorum. Şu resim bir otopark. Binden fazla aracın yan yana park edilmiş olduğu Amerika'dan bir hava fotoğrafı. Ve kendi içinde belli bir rasyoneli var. Amaç daha fazla aracı yan yana getirmek. Onun için dik açılı, ızgara formunda yol ağına sahip. Aralarında belli mesafeler var. Belli saatlerde burada durduktan sonra ayrılıp gidecekler. Bunu böyle de ele alabilirsiniz. Veya sizi rahatsız edebilir. Ortasındaki, şuraya mı basıyorum? Diyelim ki şu bölümü iptal edip yeşil yapabilirsiniz. Veya bir bölümden daha vazgeçebilirsiniz. Bunu tabiatla, topografyayla biraz daha uyumlu hale getirebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle kullanım amacı açısından kendi içinde rasyonel bir çözümleme. Hiç kimsenin bir diyeceği yok. Sonuç itibariyle burada yan yana gelip güneşte pişmeye terk edilmiş olan şeyler cam, metal ve lastik yığınlarından ibaret araçlar, motorlu araçlar. Fakat acı olanı buradakiler araba değil, buradakiler iki katlı evler, çokça dillendirildiği gibi ufki bir yerleşme. Fakat temel yaklaşım bakımından adeta güneş altına park edilmiş arabalar gibi sıralanmış evler var. Yani çocuklar, insanlar buralarda doğup, büyüyüp, yetişiyorlar ve hayatlarını buralarda geçiriyorlar. Bu yaklaşım bizim ufkilikten anladığımız bir yaklaşım değil ama özellikle Batı'da, Amerika'da çok yaygın bir uygulama alanı buluyor kendisine. Bugün dikeyden ufkiliğe doğru giderken bu yanlışın içine savrulmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir başka bir şey daha ekleyeyim. Pardon. Şu alan bir yeşil alan, diğeri de şu. Bu yaklaşım Osmanlı şehrinde bizim geleneklerimizde hiçbir şekilde tercih edilmeyen bir şey. Yani insanları araba park eder gibi belli yoğunluklarda yan yana getirip işte size bir de yeşil alan sunuyoruz deyip gökten düşmüş gibi oraya bizim mimaride böbrek formunda dediğimiz bir lekeyi koyup bu sadece raporlardaki parametreleri düzeltmek için
tercih edilen bir yaklaşım. Çünkü bu yerleşimin raporlarında yeşil alan miktarı, mevzi imar planı toplam alan bu kadar, zeminde işgal şu, toplamda işgal bu, yeşil alanda şu dediğinizde, kişi başına değerleri böldüğünüzde, aa evet burada 1,5-2 metrekare yeşil alan çıkıyor, o zaman mesele yok, durum çözülmüştür noktasında bir yaklaşım. Öbür türlü mimari yaşantı zenginliğinin, bütünlüğünün, çokluğunun çözümüne yönelik bir şey değil. Ama maalesef bizde de mevzi imar planlarının içinde evet burası okul alanı, burası da rekreasyon deyip işin içinden sıyrılma noktasında tercih edilen, sıklıkla tercih edilen bir şey. Bir başka örneğe geçelim. Aynı dik açılı ızgara sistemi burada tekrar tercih edilerek bir şematik yaklaşım sergilenmiş oluyor. Bizim birinci slaytta size göstermiş olduğum Bursa'yı veya diğer aynı çağın diğer şehirlerini güzel yapan İslami yaklaşımın içinde Yunus'un demin Turgut Bey anlatırken söylediği gibi şeytanla ya da Aynur Hanım bahsetti onu atladım. Şeytanla mücadelesi Turgut Bey'in tasarımcı olarak burada devreye giren bir şey. Aslında burada bir put var. Dolayısıyla burada şeytan var aslında. O da bir ızgara sistemini sanki bütün meselenin yegane çözümüymüş gibi o topografyaya dayatan bakış açısı. Hepsi aynı yol ağı tarafından beslenen benzer kutucukların bir araya gelişi. Halbuki burası bir topografik parça olarak eminim çok daha zenkli, rengin çözümlemeleri hak eden bir yerdi. Aynı çerçevede söylemek istediğim şeyleri bu resim çok iyi yansıtıyor. Bakın, Halil İbrahim'in demin bahsettiği araştırmanın sonuçlarını eğer ki dikkate alıp, evet insanlar iki katlı, tek katlı evler istiyorlar, küçük de bir bahçeleri olsun istiyorlar. Biz de bunu karşıladık diye bu çözümü eğer dayatıyorsanız, bu da aslında bizim anladığımız anlamda ya da anlamamız gereken şekilde planlanmış bir şey değil. Burada insanların komşuluk ilişkilerinden tutun, şehirle olan ilişkilerine kadar hiçbir şey aslında birey, insan önemsenerek çözüme kavuşturulmuş değil. Bir de demin unuttum, Bursa'yı güzel yapan aslında şöyle bir şey, o resimdeki haliyle. İslam şehrinde, Osmanlı şehrinde daha doğrusu hiçbir şekilde geometri bir dayatmacı zihniyetin aracı haline gelmiyor. Elbette ki geometri şehrin planlanmasında, şehrin oluşumunda yer alıyor ama doğal ögeleri büyük bir özgürlük içinde takip ederek çerçeveler oluşturuyor. Asla onu cendereye almıyor. Bu ve bundan önceki örneklerde gösterdiğim, örneklediğim resimler geometrinin her birinin bir silah, bir cendere, bir işkence aletine dönüşmesinin neticesi. Bu da aslında o çerçevede vücuda getirilmiş bir şey. Yani burada sizin o topografyanın neresinde olduğunuzun hiç önemi yok. Sadece hangi sırada kaçıncı binanın çatının altında olduğunuz önemli. Sizi geometrik ya da sayısal koordinatlar belirliyor. Başka hiçbir şey yok. Bursa'yı Bursa yapan halbuki o demin söylediğim karşılıklı ilişkileri önemseyen hanelerin mevcudiyetiydi. Burada hane ayaklar altına alınmış durumda. Hane diye bir şey aslında bitiriyorum tamam. O zaman hızlanıyorum. Hızlanıyorum aslında aynı çerçevede birçok şey söyleyebilirim. Bunu deminki yanlış çözümü lineer uygulayanlar var. Hadi biraz daha renklendirelim diyerek çokgen şeylerin içine oturtanlar var. Veya daireselleştirenler var. Hiçbir farkı yok. Tekrar sıra ev. Burada size
alan olarak bırakılan küçücük bir bahçe komşuyla kesinlikle ilişki imkanı vermiyor. Komşuyla sizi ayıran bir bahçeler arası yüksek duvar var. Ön tarafta ise bir yol ve park yerleri. Burada 30 sene yaşayıp da karşı evdeki yaşayanlarla tek bir kelime konuşmamış insanlar ömür tüketip dünyadan göçüp gidiyorlar. Bu komşuluğa, bizim anladığımız anlamda dayanışmaya, birlikteliğe, bütünlüğe kesinlikle imkan vermeyen, tamamen tecrit edici, izole edici, yanlış ama maalesef ufki dediğimiz bir yerleşme tarzı. Kesinlikle tekrar yabancıların çok katlı yerleşmelerini örnek alarak, taklit ederek düştüğümüz yanlıştan kurtulmak amacıyla buralara doğru gitmememiz gerekti. Şimdi hızlıca tekrar şuna vurgu yapayım. Bakın bu çok katlı bir dikey bir oluşum. Aslında bu bir önceki resmin şunun ayağa kaldırılmış hali. Yani bu yatay, ufki, bu ise... Abi yatay desek, ufki demesek. Yani. Yatay diyeyim, bu yatay, bu dikey. Herhangi bir dairede yaşayanların yaşantı kısıtlılığı bakımından bununla şunun arasında çok az fark var. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Yani eğer bugün bundan kaçıyorsak buna doğru gitmememiz lazım. Şimdi bundan bir sonraki resimde bu Milano'da mimar arkadaşlarımız herhalde bilirler, bitmek üzere olan bir yapının inşaatı. Bunun bittiği zamanki hali şu olacak. Dolayısıyla aslında hızlıca tekrar gidersem şunun bunu da atlayarak getirildiği nokta bugün Batı medeniyetinde bu. Bu varlığa, yeşile, ağaca büyük bir saygısızlık aslında. Tabii ki onun arkasında yaşayan insan da buna dahil edilmek suretiyle. Böyle bir ne diyeceğimi bilemiyorum ama şaklabanlık demekle yetineyim. İnsanları toprağa basan, dünyayı gerektiği gibi idrak edebilecekleri ilişki düzeninden böyle bir sahtelikle ufki yerleşmelere 30. 40. kata mahkum edip onun ayağına da yeşili getirmek çözülmüş gibi sunulması, doğrusu başka türlü onu izah edemiyorum. Şimdi bakın bu biraz mimari bir şey. Mimar olmayanlar kusura bakmasın. Ama bizim tarihi şehirlerimizdeki dokunun çok yakını. Öyle değil mi Halil İbrahim? Evet. Sen biliyor musun neresi? Bilmiyoruz. Yani şunun için soruyorum. İmtihan etmek için değil de bizim coğrafyadan, İslam coğrafyasından bir yer olması ihtimali sana çok kuvvetli gözüküyor. Bir başka resim daha göstereyim. Gene aynısı. Daha ilerletilmiş bir şey. Ana taşıyıcı omurgalar var. Çıkmaz sokaklara doğru uzanan küçük dallanmalar var. Ve tabiat özgürce kompozisyonun içine alınmış. Çok ideal bir şey gibi gözüküyor değil mi plan düzleminde? Ama bu Toulouse'da 60'lı 70'li yıllarda vücuda getirilmiş. Candelis Josigen Woods tarafından tasarlanmış bir yerleşme. Katını almayalım. Yani dolayısıyla bütüncül bakmadığınız zaman bütün meseleleri bir arada çözüme kavuşturmaya yönelik tedbirleri, kararlılığı ve de alçak gönüllülüğü göstermediğiniz zaman çok güzel bir plan şemasının böyle bir yanlışa gitmesi ihtimali çok büyük. Bir de tabii bu da Tokyo'dan bir resim. Bugünkü bunu aslında son anda ekledim. Arabayla bağlantılı yaşantımızın bizi mahkum kıldığı son durum maalesef bu. Evinizden çıkıp arabanıza biniyorsunuz. Arabanızla bir yere gitmek istediğinizde
gitmek istediğiniz yere gitmiyorsunuz aslında. Yolun sizin gitmenizi istediği yere gidiyorsunuz. Şimdi bakın ortadaki Yapı Adası'na etrafından geçen yolların hiçbiri ulaşmıyor. Çünkü eğer bu rutu alıyorsanız siz buradan veya öbür taraftan geçip gidiyorsunuz. Dolayısıyla bu yol tapınmacılığıyla ilgili bir şeyler söylerim diye bunu koydum. Ama uzatmayayım onu. Şunla bitireyim. Aslında bir yerlere ulaşmak için yaptığınız yol sizi ulaşmak istediğiniz yerlere ulaşmaktan alıkoyan engeller haline kolaylıkla dönüşebiliyor. Modern zamanların en çok karşı karşıya kaldığı metropollerdeki bir sakatlık da bu. Şununla tekrar 1958'de Frank Lloyd Wright'ın tasarladığı bir şey. Hatta bu araçlar da Frank Lloyd Wright tasarımı arabalar. Şimdi size uzay araçları gibi geliyor. Buradaki şeyi o zamanlar 50'li 58'li yıllarda 40'lı yıllarda arabanın ilk halka çok daha rahat Amerika'da ulaşmasıyla hem şehircilik şeyleri değişiyor yaklaşımları hem de araba kültürü, araba insanı özgürleştirir. Arabayla siz artık istediğiniz gibi çevrenizle ilişki kuracaksınız, atlayacaksınız, gideceksiniz, geleceksiniz derken bakın mimarın elinden çıkarılmış bu perspektifte etrafın ne kadar yeşillendirilerek çevreci bir şeye hale sokulduğunu görüyorsunuz. Yani araba eşittir yeşil, çevre, temiz ortam gibi bir çağrışım. 58'den bugüne geldiğimiz işte o kısacık süre zarfında ortalığın ne hale döndüğünü hatırlıyorsunuz, görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz Mehmet abi. Ağzınıza sağlık. Sizi bu tür meclislerde daha çok dinlemek tadıyla diyelim. Ağzımızda kalan bu tadla bırakıyoruz. Ya bir dakika açmışken şunu da söyleyeyim. Boşa gitmesin. Nereden girdi onu da bilmiyorum buraya ama. Bu Süleymaniye'den bir şey çizim. Bakın bu şuradaki informal şeyin, yapının camiye yaklaşırken, bedesten kısmına, şeye, çarşıya doğru gelirken birdenbire o formal geometrik şeye dönüşüşünü gösteriyor. Bu çok çok önemli bir şey. Yani o geometrik olmayan yapı nasıl yumuşacık bir geçişle burada o daha kesin, kat'i mimari elemanlarla şey yapıyor. Dolayısıyla Osmanlı şehrinin aslında hiçbir şekilde bir ayrılmış, birbirinden kopuk parçalar bütünlüğü olmadığını, geçişlerin, serbest geçişlerin büyük bir zenginlikle geliştirildiği ortamlar olduğunu da söylemek lazım. Ağzınıza sağlık. Rica ederim.